Dünyanın bu uzak köşesinde ışıklar sönüyor. 5. yüzyılın sonları, Orta Çağ'ın başlangıcı. Britanyalıların adasında çatışma ve kargaşa büyüyor. Ülkeye giren barbarlar yakıp yıkıyor. Çaresiz halkın bir kahramana ihtiyacı var. Efsaneye göre o kahramanı buluyorlar. Ve Britanyalıların kralı Arthur geliyor. Arthur çok cesur bir kral. Halk ona tapıyor. Düşmanları ondan korkuyor. Çok güçlü bir de yardımcısı var. Büyük usta Merlin. Merlin onun ülkeyi efsanevi Kale Camelot'tan yönetmesine yardım ediyor. Yanında onu çok seven karısı Guinevere var. Etrafındaysa yurdun en iyi şövalyeleri. Birlikte istilacıları yok ediyor. Ülkeyi kötü kalpli büyücü Morgana'ya karşı savunuyorlar. Sonra kutsal kasenin peşine düşerek Tanrı'ya ve cennete erişmeye çalışıyorlar. Kral Arthur efsanesi tüm zamanların en büyük efsanelerinden biridir. Maceralı, büyülü ve aşk dolu hikayesiyle sayısız neslin gönlünü çelmiştir. Tarihçiler 1500 yıl sonra bile hala efsanevi kralın gerçek olup olmadığını araştırıyor. Bizim araştırmamızsa nerede ve ne zaman sorularıyla başlıyor. Britanya milattan sonra 5. yüzyıl. Son 400 yıldır Britanya resmen Roma İmparatorluğu'nun işgali altında. Fakat çatışma çıkınca Roma İmparatoru çocuklarına cepheden dönmelerini söylüyor. Yüzyıllar süren korumadan sonra Britanyalılara kendilerini savunmaları söyleniyor. Uzun süredir Roma'nın varlığıyla bastırılan barbarlar bu karışıklıktan faydalanıp kara veba salgını gibi vahşice ayaklanıyor. Barbar akınlarını göğüslemeye çalışan Britanyalılar çok kesin bir adım atıyor. Hikaye 500'lü yıllarda geçiyor. Yerli Britanyalılar kendilerini Piktlerden ve İskoçlara karşı savunmaları için Anglo ve Saksonları çağırdılar. Paralı askerler bir süre onlara söyleneni yaptı. Fakat Britanyalılar zengin ve bereketli bir ulustu. Saksonlar kısa süre sonra kendileri için verimli, yeşil bir vatan istediklerine karar verdi. Büyük Roma şehirleri teker teker istilacıların eline geçti. Ellerinde bir şey kalmamış gibiydi. Ama sonra 5. yüzyılın sonuna doğru Sakson istilası inanılmaz bir biçimde durduruluyor, hatta geri püskürtülüyor. Bu konuda farklı açıklamalar var. Ama bazıları bu akına gerçek kimliği bilinmeyen yalnız bir adamın tersine çevirdiğini iddia ediyor. Çoğu kişi bu esrarengiz savaşçının Kral Arthur efsanesinin temelini oluşturduğunu düşünüyor. Bu söylenen gerçekse o adam kimdi? Nereden geldi? Kral Arthur'un hayali değil gerçek olduğunu kanıtlamak için delillerin izinde geçmişe dönüyoruz. Arthur'un adı ilk kez bir grup trajik savaşçı hakkındaki bir ortaçağ şiirinde geçiyor. Savaşçılardan biri Arthur adında bir adammış. Ve bu adam Kral Arthur efsanesinin Arthur'u gibi görünüyor. Ama Arthur ismi sadece laf arasında geçiyor. Aslında yaptıkları şey onun tarihte de yer aldığını göstermek. Kral Arthur'dan ilk kez ölümünden 300 yıl sonra adının Nennius olduğu tahmin edilen bir keşişin yazdığı kitapta söz ediliyor. 800